LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tongucakademi.com'da. Herkese merhabalar. Besin zinciri konumuzla beraberiz. Canlılar ünitemize hoş geldiniz diyorum. Süper bir konuyla beraberiz. Basit bir konu. Şimdi sizinle beraber burada da resimde de gördüğümüz gibi aslında ...süper, eğlenceli ve gerçekten öğretici... ...gerçek hayat durumlarından bir kesit var burada aslında. Bak burada mesela çekirge çimeni yiyor... ...fare çekirge yiyor... ...yılan fare yiyor... ...kartal da yılanı yiyor. Bu şekilde ilerleyen bir besin zinciri çizdik. İşte biz buna besin zinciri diyoruz. Bunların daha detaylısını öğreneceğiz. Ama dünyadaki enerjinin temel kaynağı nedir dediğimiz zaman... ...hemen tak diye güneş aklımıza gelecek. Bunu inceleyeceğiz sizinle beraber. Ve bunların hepsi de öldükten sonra veya artıkları ve benzeri nereye gidiyor? Mantarlar ve bakteriler denilen ayrıştırıcılara gidiyor. Yani canlıları üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar diye üçe ayırdıktan sonra bir de bunların aralarındaki beslenme ilişkisine bakacağız. Besin zincirini oluşturacağız, besin ağlarına bakacağız ve süper bir şekilde bu konuyu öğrenmiş olacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. beslenme ilişkisine göre canlıları bir sınıflandırıyoruz. Tamam canlılar kaç çeşittir evladım? Canlılar iki çeşittir. Nedir onlar? Hayvanlar ve insanlar. Evet iyi insanlar öyle düşünüyor. Sen tabii öyle düşünüyorsun. Ama Tonguç'un bitkiler var. Ondan sonra mantarlar var. Ondan sonra böcekler var. Ondan sonra işte ne bileyim bakteriler var. Yani binler çeşit canlı var. Ve bunları farklı farklı inceleyebiliyoruz. Biz canlıların birbirleriyle beslendirebiliyoruz değil mi evladım? Evet hocam. Mesela sen neyle besleniyorsun Tonguç'un? Ben hocam et yiyorum. Aynen. Ot yiyorum. Ot yiyorsun süper. Çimen yani bunlar yediklerin, yediklerin çoğu bir canlı değil mi? Gidip de taş yemiyorsun. İşte diğer insanlar, diğer canlılar da aynı şekilde birbirleriyle beslenen bir ilişkileri var ve buna biz besin zinciri diyoruz aslında. Mesela Tonguç evladım benim senin ee, mesela ineği yemen, ineğin de otu yemesi bir zincir oluşturuyor. Aa. Sen bak sen en sonundasın ama ottan başlıyor sonra inek sonra sana kadar geliyor. İşte buna bir zincir diyoruz. Ve bu zincire göre canlıları biz üçe ayırıyoruz. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı olarak. Üretici canlılar ne demek Tomu Çevre üretici canlılar? Üretiyor yani. Ha, ne üretiyor biliyor musun? Fotosentez ile kendi besinini kendi üretebiliyor. Dolayısıyla kendi besinini kendi üretenlere üretici anlıyoruz Tüketici anlar var. Bunlar Bunların içinde biz de varız mesela. Nedir Tonguç evladım tüketici anlar? Dışarıdan besinleri hazır alıyor. Yani kendi besinini kendi üretmiyor. Fotosentez ne demek biliyor musun? Hatırlıyor musun evladım fotosentezi? Fotosentez yani Güneş, sentez yapıyoruz. Harika. Güneş enerjisini kullanarak foto ışıkla alakalı bir şey fotoğraf makinesi falan filan. Güneş enerjisini kullanarak aslında besin üretmek demek. Sen güneşin altına gitsen besin üretebilir misin? Üretemezsin. Çünkü çünkü sen bir ot değilsin evladım. Dolayısıyla sen bir tüketicisin. Ne yaparsın sen? Ben diğer, ot değilim. Aynen otları yersin. Tebrik ediyorum. Dolayısıyla sen tüketicisin. İşte ot, tüketici canlılarsa diğer grubumuz ve bunları biz kendi içlerinde otçul, sadece ot yiyen, etçil, sadece et yiyen, bir de hepçil yani insanlar mesela hep Her şeyi yiyor. Ot da et de yiyor. İkisini de yiyen canlı olarak. Yam, yam yani her şeyi yiyor. Hayır ne alakası var? Yam yam değil. Şimdi ayrıştırıcı canlılara baktığımız zaman ölü organizmalar ve canlı artıklarıyla, atıklarıyla besleniyorlar. Mesela ya burada şunu unutma ayrıştırıcınca atık ve artık gelecek hakkında. Hatta buraya bir not düşeyim senin için. Atık ve artıklarıyla besleniyorlar. Diğer canlıların atık var. Mesela bunlara en güzel örnek mantardır Tomuş Erlan Bey. Veya bakterilerdir falan filan. Üretici canlıların örne örnek nedir Allah'ın sana üretici canlılara? Ot. Tebrik ediyorum. Ot, ağaç, ondan sonra yeşil canlıların hepsi Barul, aslında. Marul, maydanoz, kıvırcık, dereotu. Tebrik ediyorum. Süper güzel örnekler veriyorsun. Niye evladım Sebze hali gibi örnekler veriyorsun anlamadım. Gel bakalım. Besin zincirine bakalım seninle. Besin zinciri dediğimiz gibi sana bir canlıdan diğer bir canlıya beslenme yoluyla e, ne transferi enerji ve madde transferine madde aktarması sonucu oluşan canlı dizilimle biz besin zinciri Mesela Tonguç'um sen en güzel bir besin zinciri örneği. Bitkiyle başlıyoruz. Bitkiyi kim yiyor? Tavşan. Süper. Tavşanı kim yiyor? Vaşak. Vaşak kim yiyor? Aslan. İşte bu bir besin zinciri Tonguç'um. Bu besin zincirinde bak herkes birbirini yiyor. Şu okun gittiği yerdeki adam yiyici tayfa. Ama aynı zamanda yiyilen tayfa da olunuyor. Yani bak bunu kim yiyor? Vaşak yiyor. Bunu kim yiyor? Aslan yiyor. Tek şeklinde giden bir şey var. O zaman ilk baştaki her zaman ama her zaman ne olmak zorunda biliyor musun Tonguç evladım benim? İlk baştaki her zaman ama her zaman üretici olmak zorunda. Bir besin zinciri çizeceksek ilk baştakinin üretici olduğunu söylersek besin zincirinden bir ok çıkıyor nereye gidiyor? Birinci tüketiciye gidiyor. Yani bunu tüketen adama gidiyor. Sonrasında bir tane daha ok çıkıyor. Bu da ikinci tüketici. Yani bunu tüketen adama gidiyor. Sonra bir tane daha ok çıkıyor. Bunu tüketici üçüncü tüketiciye gidiyor. Bak Tonguç'um üretici ilk başlıdır. Sonraki bütün adımlarda tüketiciler vardır. İlk adımda e, birinci tüketici, ikinci adımda ikinci tüketici falan filan da gider. Ama ilk adım ilk başta her zaman her zaman e, sıfır noktası. Yani sayılara sıfırdan başlamayı düşünün. Sıfır noktamız üreticidir. Sıfır, bir, iki, üç, dört diye devam eder. Tonguç'um şunu unutma. Üreticiler enerjileri nereden oluyor evladım? Güneşten. Süper. Çünkü buradan ışık geliyor ve bunu kullanıyor ve fotosentez yapıyorlar diyoruz. Şimdi Tonguç'um bak a, tavşan burada mesela nasıl bir canlıdır biliyor musun? Otçul bir canlıdır. Çünkü ot yiyor, bitki yiyor. Ama vaşa baktığımız zaman tavşanı yediği için artık etçil bir canlıdır diyebiliriz. Aynı şekilde Aslan da etçildir falan filan öyle devam eder diyoruz. Ama burada çok enteresan bir ayrıntı var. Görebiliyor musun? Ayrıntı. Aynı ayrıntı ayrıştırıcı. Çünkü her şeyi yiyor. Her şeyin artık ve atıklarını bunlar ölünce, bunlar ölünce, bunlar ölünce, bunlar ölünce, bunlar kaka yapınca, bunlar çiş yapınca hepsini bunların aslında ayrıştırıcı e, yiyor ve onları topraktaki minerallere ayırıyor. O yüzden de ayrıştırıcı diyoruz. Geldik bir tane sorumuza. Bir araştırmacının numaralı canlıların oluşturduğu besin zinciri şekilde gibidir. Eyvallah oluşturmuş. Bravo diyorum arkadaşlar. Kurbağa, çekirge, yılan ve ot canlılarından oluşan bu besin zinciriyle ilgili hangisi doğru demiş? Şimdi kurbağa, çekirge yılan ot ama bunları yerleştirmemiş. Bir kere ben hemen şunu söyleyeyim ya kardeşim 4 3 2 1 şeklinde gidiyor. Bu e, başlangıçtaki adamın ot olması gerekiyor. Çünkü e, ilk başta her zaman üretici vardı. Sonra otu yiyen kim vardı desek otu yiyen çekirge vardır. E, Mantıken bu geliyor insanın aklına. Çekirdeği yiyen kimdir? Kurbağa çekirgeyi yer. Kurbağadan sonra da e, tabii kurbağayı yiyen yılan vardır. Eee sonrasında bir de ayrışıyor falan filan. Birinci canlı ihtiyaç duydukları besini kendileri üretir. Bak burada birazcık Birit buraya yazdığı için insanın kafasını karıştırıyor. Halbuki yılan kendi besini kendi üretmez ki bu yanlış. Bu kendi besini kendi üretecekti. Kurbanın besini üçüncü canlıdır kurbağanın besini evet üçüncü evet doğru bak kurbağaya bu giriyor dolayısıyla kurbağanın ağzın, ağzının içine giriyor yani aslında burası sanki hani şöyle düşün mesela şurada bir canlı var şöyle bir ok çizdin sonra başka bir canlı var ya işte burası sanki ağzı açılmış bir pekmen gibi düşünebilirsin bu bunun içinde ağzına e, e, besin olarak giriyor diye düşünebilirsin dolayısıyla bu doğru bir ifade bravo diyorum ikinci canlı sadece bitkilerle beslenen bir otçuldur. İkinci canlı sadece bitkilerle beslenmez çekirge de yiyor. Bu yanlış. Dördüncü canlı sadece hayvanlarla beslenen bir etçildir. Hayır dördüncü canlı üreticidir bir kere. Dolayısıyla cevabımızın Bursa olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok net. Geldik ekoloji piramidine. Ekoloji piramidi tabii bu işin... Nedir hocam? Yer, besin zincirini biz Piramit şeklinde havalı bir şekilde göstermek için biz buna ekoloji piramidi diyoruz. Bir ekosistemdeki yani canlıların yaşamış olduğu e, yapıdaki ekosistem mesela işte göl ekosistemi, yok bilmem buzul ekosistemi, kutup ekosistemi falan filan farklı farklı ekosistemler var. Canlı ortamlar aslında bunlar. E, ekosistem ve besin zincirinde yer alan basamaklar arasında bulunan ilişki verilmiş. Bravo. Bak besin piramidinde bir, ekolojik bir piramidin piramitte en altta her zaman ne vardır? Besin zincirinin ilk adımı. Ya daha doğrusu başlangıcı, üreticiler var. Sonra birinci tüketici, sonra ikinci tüketici. Yani yukarıdaki alttakini hep yiyor. Alttakiler hep ne oluyor o yüzden? Perişan. Aynen eziliyor ve yeniliyor. Şimdi dolayısıyla... Alttakiler her... üsttekilere daha... Aynen. Diyorsun. Ve yan tarafta bak dikkat et piramidin yan tarafında. Hatta şöyle de çizilir bazen. Şuna alışkın ol. Hani şöyle de çizebiliyor bazen piramit. Üç boyutlu gibi. Buradaki hepsi her, her zaman ayrıştırıcıdır. Sonra en alttaki üretici, sonra birinci tüketici, sonra ikinci tüketici şeklinde devam eder. Şimdi burada da ayrıştırıcılar hepsini yediği için böyle bir yatayda bir paralel bir şey oluşturuluyor. Aşağıda yukarı, aşağıdan yukarı doğru gidildikçe çok enteresan bir olay var. Dikkat ettiysen daralıyor. Neden daralıyor? Çünkü canlı sayısı azalıyor. Yani Tomuç'um dünyada ot mu daha fazla, mi daha fazladır? Ot bravo diyorum sana. Çünkü otlar fazla olmasaydı zaten çekikler aç kalırdı. Çünkü bir çekirge kaç tane ot yer Allah'ını seversen? Yani... Yüzlerce ot yer değil mi? E bunları yiyebilmesi için daha fazla otun olması. Aynı şekilde dünya yılan mı daha fazla kurbağa mı? Yılan da daha azdır, kurbağa daha fazla. Çünkü yılanlar kurbağalar besini. O yüzden bes, e ilk başlangıcı besin başındakiler daha çok fazladır dünyada. Biyo kütle olarak dikkat ettiysen burası daha biyo demek canlı demek. Kütle demek ağırlığı demek. Can, canlıların ağırlığı tabii ki burada daha fazla. O yüzden yukarı doğru gidildikçe azalır diyebiliriz. Enerji miktarı da azalır. Burada daha fazla canlı varsa daha fazla enerji vardır. Güneşten direkt enerjiyi alıyor. Sonra yavaş yavaş yukarıya doğru gidildikçe azalan bir enerjiye sahip diyoruz. Tonguç'um bir tane model soru yapalım. Aralarında besin ilişkisi bulunan kaleme canlıların sayısını grafikte göstermiş. Tamam eyvallah. Eyvallah. Dikkat eder misin? K en fazla, L en az. Bu canlılarla ilgili hangileri doğrudur? Bu besin incinin ilk halkasında K canlısı olur. Evet doğru. Neden diyeceksin? Çünkü K canlısını buradan gözüken M yiyor. M canlısı da L yiyor. L o yüzden en az. Hani besin piramidi çizdiğimiz zaman K en alttadır. Sonra M, sonra L'dir. Çünkü en alttaki her zaman en fazla olacaktı. Süper. En üstteki her zaman en az olacaktı. tam süper. O zaman besin ilk halkasında K canlısı bu. Doğru. Besin incinin son halkasına L canlısı mı? Evet bu da doğru. Tebrik ediyorum. Bu canlılar arasında enerji aktarımı L büyüktür. L M'ye M'de K'ye. Hayır K M'ye sonra da L'dir. Bu yanlış yazılmış kusura bakma arkadaşım diyoruz. Ve cevabımızın Adana Pardon. sekeni olduğunu söylüyoruz. Geldik biyolojik birikime. Bu da enteresan bir başlık. Hemen sana öğreteyim sana evladım. Biyolojik birikim nedir hocam? Çeşitli kimyasal maddeler var. Mesela diyelim ki Tonguç'um tarım, ila, e, tarım e, şeyleri faaliyetleri sırasında bitkiler daha güzel ürün versin. Böcekler bitkileri yemesin diye bazı tarım ilaçları kullanıyorlar. Ve bu tarım ilaçlarının içinde DDT denilen zehirli bir madde var aslında. Pis herifler. Daha, daha doğrusu DDT tarım ilaçlarında kullanılan bir madde. Dolayısıyla bu aslında insanların sağlığına zararlı bir madde. Hayır pis herif değil. Eğer onu yapmasaydı böcekler bitkileri birleş, yerdi ve bize yiyecek bir şey kalmazdı. Canlıların vücudunda bu biriken bir madde yani zararlı hale dönüşebiliyor. Ama burada enteresan bir şey var. Piramitte aşağıdan yukarı doğru çıktıkça canlı vücudunda biriken zararlı madde miktarı enteresan bir şekilde artıyor. Bunun sebebini hemen sana şöyle göstermek istiyorum. Mesela burada Tonguç'um e, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane ot var. Bunu görüyor musun Tonguç'um? Evet hocam. Burada mesela hop 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 hop, hop 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 hop. Burada kaç tane böcek var Tonguç evladım benim? Söyle hemen evladım. bakayım. Dört tane hocam. Süpersin tebrik ediyorum seni. Mesela burada kaç tane e, tavşan var diyelim. Tavşan çizim senin için. Burada kaç tane tavşan var Tonguç evladım? senin İki sen tane diye? hocam. Bravo diyorum. Peki burada kaç tane e, yılan var Tonguç evladım benim söyler misin? Yılanın başı bir tane. Bir tane süper. Şimdi Tonguç bak bir tane bir tane... Ee, tavş, bir tane çekirge iki farklı ot yiyebiliyor değil mi? Hatta Afiyet bunların ol. hepsini yiyebiliyor. Hepsini yer. Şimdi bir kere bunların üzerine DDT varsa yani zararlı tarım ilacından varsa maddeden varsa bunların hepsindeki zararlı maddeyi içine almış oluyor değil mi evladım? Öyle Peki bu tavşan da yiyor bir sürü. Bu tavşan da yiyor bir sürü. Dolayısıyla bunların hepsinde bir sürü otun içindeki DDT'ler birikti mi? Sonrasında bu tavşan bu çekirgeleri yediği zaman bundaki DDT yani zararlı madde buna direkt geçiyor. Bir tane yemiyor ki o çekirgeden. Bundan da yiyor, bundan da yiyor, bundan da yiyor. Dolayısıyla bunun içinde bir sürü DDT oluyor. DDT büyümeye başladı. Bak DDT. Bunların içinde ufacık vardı. Bunlardan bir, iki, üç tanesi birleşti. Bunda büyüdü. Bunda büyüdü. En sonunda da bu iki tane tavşanın da yedi anda bütün DDT üzerine geliyor. Dolayısıyla en fazla DDT ya zararlı bir madde miktarı. Yılanlar o yüzden mi zehirli i̇şte hocam? Biz aynı, hayır o yüzden değil. arkadaşlar. O yüzden biz buna biyolojik birikim diyoruz. Yukarılara çıkıldıkça besin piramidinde veya zincirde sonlara doğru geldikçe zararlı madde miktarı artıyor. Bu da kötü bir şey tabii. Yeni nesil bir soru yapalım seninle. Oo, evet. Ya yaşam. Gerçekten yeni nesil. Yeni nesil yeni tarz sınav tarzı soru. Bir tane daha geliyor merak etme. Bilgiyi veriyor sana. <laughs> Diyor ki. besin zincir. Bu bizim için bir avantaj değil mi e hocam? Tabii ki bizim için bir avantaj. Ama avantaj gibi gözüken şeylerde bazen dezavantajları vardır. O yüzden konuyu Oo. çok iyi bilmemiz gerekiyor. Besin zincirinde bir tüketici, bir üretici ya da başka bir tüketiciyi besin olarak kullanabilir. Besin zincirinde bir tüketiciyi bir üretici ya da başka bir tüketici besin olarak kullanabilir. Bunu biliyor zaten. Bu şekilde besin ağları oluşur. Tam eyvallah. Bir ekosistemdeki farklı canlılar arasında besin ağı şekilde gözüküyor. Besin ağı artık. Besin zincir değil. Bir tane zincir değil. Bir sürü zincirin birleştiği yapıya biz besin ağı diyoruz. Buna göre ifadeler hangi durur demiş. Koyun, tavşan ve tırtıl enerji ihtiyacını yalnız üreticilerden karşılar. Şimdi bir dikkat edin. Koyunun yediği canlılar koyuna giren oklar aslında. Ot koyun yediği canlı. Başka koyuna giren ok var mı? Başka yok. Süper. E, tavşana bakalım. Tavşana giren ok var mı? Sadece ottan giriyor. Süper. E, şey var mı? Başka ne demiştik? Tırtıl'a bakalım. Tırtıl'a giren ok var mı? Sadece ottan giriyor. Süper. Dolayısıyla e, enerji ihtiyacını sadece e, şeyden üreticiler yani ottan karşılar. Çünkü üret ot bir üretici de evladım. Doğru. Besin ağındaki canlılardan oluşabilecek besin zincirinden birisi ot, tavşan ve aslandır. Evet otu tavşan yiyor. Tavşanı kim yiyor öyle Aslan yiyor. Şu bir besin zinciri görüyor musun? Ufak bir besin zinciri. Ama bu da olabilir bak. Ot tavşan, tavşan kurt olabilir. Bu da başka bir besin zinciridir. Veya ot tırtıl, tırtıl tavuk, tavuk kurt olur. Hatta kurt da aslan olur falan. Bu da başka bir besin zinciri. Ama biz böyle bir besin zinciri oluşturabiliyoruz. Birey sayısı en o zaman canlı bitkidir demiş. Halbuki yanlış patladın. Çünkü Saçmalı. birey sayısı en fazla olan canlı bitkidir. Böyle bir şey olamaz diyoruz. E, çünkü besin zincirinin en altında ve en başında bulunan şeyler daha fazla besine şey e, biyokütleye sahiptir diyoruz. Bir tane daha sorumuz. Şimdi sonra bitiriyoruz merak etme. Çok az kaldı e, ee, dersimiz bitmesine. Şekil numaralı canlılardan oluşan bir besin ağa verilmişti. Tamam eyvallah. Ama okuyalım bilgi. Bir besin zincirde yalan canlının hayatını sürdürebilmesi diğer bir canlının hayatına bağlıdır. Avcı olan canlı av olan başka bir canlıyı yem olarak kullanabilirken kendisi de başka bir canlıyı av olabilir. Yani ye küküm ye dünyası. Herkes birbirini yiyor. Gerçekten saçma sapan bir durum. Bir şekilde numara canlı olacağım. Besin A vermiş. Tamam eyvallah vermiş. Burada süper. Güneş her şey güneşten başlıyor. Güneş ikiye geliyor. Sonra ikiyi bir yiyor. Dört yiyor. Sonra e, biri dört yiyor. Sonra dördü üç yiyor. Biri üç yiyor falan tarzda bir yapı var. Bir araştırmacı yaptığı gözlemler sonucunda birinci numaralı canlının sayısındaki değişim ile ilgili grafik. Cindir. Bak bir numaralı canlı azalmış. Buna göre. Şimdi şöyle düşünelim burada bir numaralı canlı azalırsa nasıl problemler çıkar? Üç, üçüncü canlının sayısının artması. Bir kere bir numaralı canlı azalırsa Tonguç evladım benim. Bununla beslenen üç numaralı canlı ne olur Allah'ını seversen? Azalır. <laughs> Bravo. Çünkü adamın yiyecek besin bulamayacak ki. Çünkü üç numaralı canlı hem bunu yiyor hem bunu yiyor. Bir numaralı canlı azaldığı zaman aslında üç numaralı canlı yemek bulamayacak. Dolayısıyla bu yanlış olur patlar. Dördüncü canlının sayısının azalması. Dördüncü canlının sayısı bir numara can azalınca evet azalıyor. çünkü dört biri yerek besleniyor bu doğru bir ifade. İkinci canlının e, ikinci canlının sayısının azalması e, ikinci canlının sayısının azalması bakalım şimdi ne demiştik e, hemen şöyle yapalım iki numaralı canlı bir numaralı canlı azalırsa Tonguç'um normalde e, iki yemiyor muydu bir evladım evet süper o zaman. İki yiyorsa, bu azalırsa, iki yiyecek adam da azalır. Dolayısıyla iki numaralı canlı artar olması gerekiyordu. Bu da hatalı bir ifade oluyor. Şimdi ufak bir şey var, Şıklarımızda bir hata var galiba. <laughs> Hemen düzeltiyorum burada. Üçüncü canlının sayısının artması. Şimdi bir numaralı canlı azalırsa, azalırsa, bu azaldığı zaman bir kere bunu yiyen canlı da azalır. Ee, şimdi bu azalırsa bunu bu, bunu yiyen dört numaralı canlı ne olur Tonguç Evladım benim azalır. arta e, azalır doğru çünkü bu buna negatif etkiler bu azalırsa e, bu da azalır dolayısıyla e, bunun miktarı artar ama diğer canlıların miktarı azalır o zaman bu üçüncü canlı bunu e, şey yapalım Tonguç Evladım benim e, bunu azalması olarak değiştiriyorum şıkların doğruluğu açısından bu doğru ifade oluyor o yüzden Üçüncü anlığın sayısı azalır çünkü bu azalırsa biri azalırsa bu yiyecek besin bulamaz dolayısıyla azalır bu doğru 4. anlığın sayısının azalması evet bu da olabilir çünkü 4 dört, 4 dört, e, dört biri de yiyor süpersin çünkü bu azalınca bu da azalıyor İkinci canlının sayısının azalması tam tersine artması olacaktı. Çünkü bu adam azalınca bunun artmasını bekleriz. Çünkü bunu yiyen bu vardı. Artık yok ortalıkta. Mesela şöyle düşün. Çekirgeler otları yiyor. Çekirge ölse ne olur Tonguç Evladım benim? Otlar ne olur? Artar. Artar. Çünkü yiyecek kimse kalmadı artık. Süpersin. Dolayısıyla cevabımızı 1 ve 3 B Bursa seçeneği olarak düzenliyorum çok um. Ufak bir hata yapmıştıkları yazarken ama yeni nesil sorular gerçekten çok diyoruz. Ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım.